Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni bir videoyla ve yeni bir arka planla karşınızdayım. Fark etmişsinizdir zaten. Bir tarafta akvaryum var. Bir tarafta kitaplık var. Odayı da değiştirdim. Arka planı da değiştirdim. Artık videolarımı burada çekeceğim. Tabii ki de bu konsept değişikliği de olacak yani. Hani farklı videolar da çekmeye başlayacağım. Tabii bunu bu kanalda değil yani KPSS kanalında değil. Başka bir kanal açacağım yakın zamanda. Orada arkadaşlar yeni videolar çekmeye başlayacağım. Gerek işte bilgilendirici videolar, motivasyon içeren, kişisel gelişim vesaire bu tarz videolar çekmeye başlayacağım orada arkadaşlar. Daha farklı ve daha nasıl diyeyim özgür bir alan olacak. Burada sadece KPSS'den ve eğitimden bahsedebiliyordum. Daha farklı şeyler de paylaşmak istiyorum. Sizi oraya da bekliyorum. Orada da yine beraber güzel vakit geçireceğimize inanıyorum arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun konusu tabii ki de motivasyon olacak. Ben başta da söylemiştim yani bu sürece gireceğimiz zaman artık tamamen motivasyona odaklanmaya başlayacağız. Motivasyona odaklanacağız diyordum arkadaşlar. Çünkü artık bir aydan az süre kaldığında özellikle şu son 2 hafta kalmış lisans için ekstra burada tavsiyeler verip böyle bir şeyleri farklı şekilde deneyip çok fazla değiştirmek mümkün olmayabilir arkadaşlar. Tabii ki de hala elinizden geleni yapın, pes etmeyin, son ana kadar devam edin. Şimdi şöyle düşünmeyin bu noktada. Ali böyle dedi ben artık bırakayım olmayacak demek değil. Tam tersine daha da sarılın arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Buraya kadar artık bir şekilde geldiniz ve konuları da artık bitirmiş olmanız lazım. Şu an genelde telaş yapılan konular olmuyor zaten. Konuların bitmiş olması değil. Konuları hatırlayamıyorum. İşte denemelere yansıtamıyorum. Soru bankalarından bunu aldım. Onu çözmek istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Şunu istemiyorum. Yani tabiri caizse böyle ufak bir çocuk gibi, anaokulundaki bir çocuk gibi sızlanmaya, şikayet etmeye başladık artık. Yani bunların olmaması gerekiyor ki ben şundan da eminim. Bu tarz şeyler söylemeyen insanlar arka planda bunu çok iyi kontrol ediyor. Sizler de tabii ki de kontrol edersiniz. Edebilirsiniz, edemezsiniz değil. Bunu söylüyorsunuz diye tabii ki de burada yalnız hissediyorsunuz. Bunu buraya getirip yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Ama burada çözümlensin arkadaşlar. Yani burada çözümlenmezse bu durum size sıkıntı yaratır. Ben hep söylüyorum kendinize güvenmeniz lazım. Siz buraya kadar getirmişsiniz. Bakın başka biri getirmedi. Siz getirdiniz. Sınavda da bunu yapacaksınız. Lütfen kendinize bu noktada güvenin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arka planı yeniledim değil mi? Bu süreçte de size gereken şeylerden bir tanesi kendinizi yenilemeniz. Çünkü şu anlar olacak yani. Bırakacaksınız bazı anlarda yapamayacaksınız. Bunu alacaksınız onu çözmek, buna çalışmak, şunu yapmak vesaire. İşte onu mu unuttum, şunu mu hatırladım, bu oldu, şu oldu falan filan derken artık kafayı yeme noktasına geleceksiniz. Bu noktalarda daha da zorlamak zarar verir, daha da bıktırır. Ne yapacaksınız? Tabii ki de dinleneceksiniz arkadaşlar. Yani ben kaybederim, işte dinlenmemem lazım falan filan gibi düşünmeyin. Hani şunu yapanlar var artık bu sürede ben daha çok çalışmam ve daha az uyumam lazım. Yemeği falan bırak. Yani her şeyi bırak sadece burada otur ders çalış kafasına giren insanlar var. Arkadaşlar size tavsiyem, daha önceki videolarımda da söyledim, bundan önceki videoda da söyledim. Size tavsiyem bu çalışma yönteminizi aynı şekilde devam ettirin ki başarı gelsin. Çünkü tedirginlik, telaş başarı getirmez sizden, yani size ait olanı da götürür. Onu söyleyeyim. Yani eğer tedirginlik yaparsan, telaşa kapılırsan, stres yaparsan sana ait olan şey de uçar gider. Bunun olmaması için yani kazandığın bu tüm bu kazanımlarını kontrol edebilmek ve sınava yansıtabilmek için şu an soğukkanlı olman lazım. Sen yapıyorsun, ben yapmıyorum, başkası yapmıyor. Sen yapıyorsun, emin ol ben de bu süreçten geçtim. Başkası da başaran diğer insanlar da bu süreçten geçti. Hepimiz bunları tecrübe ettik. Hepimiz bunları yaşadık. Sen ilk değilsin bu hikayede. Bu hikaye birbirinin tekrarı şeklinde başka bir şey değil arkadaşlar. Yani tekerrürden ibaret. Tarih nasıl tekerrürden ibaretse KPSS de tekerrürden ibaret. Yani ben Ali'yim, sen Ayşe'sin, Emre'sin, ne bileyim Osman'sın, Nil'sin vesairesin vesairesin. Bu şekilde hepimiz birbirimizin belki de klonu gibiyiz artık yani. Sürekli aynı şeyleri yapan, bir evrene sıkışmış, aynı güne uyanan, farklı evrendeki kopyası gibiyiz arkadaşlar. Yani bu şekilde yani ben böyle yaptım, başkası da böyle yaptı. Bu süreçte herkes bunları yaşadı. Kimse şunu diyemez, ben hiçbir şey yaşamadım, ben hiç düşmedim, moralim bozulmadı, modum düşmedi diyemez. Bu süreçte herkesin modu düşer, herkesin morali bozulur ama önemli olan ayağa kalkmaktır. Önemli olan önünü görmektir, ışığı görmektir. Şu an ben ışığa bakıyorum, gözümü aldım birazcık. Siz de ama böyle de bakmayın, bu da çok kötü oluyormuş ya. Gözün şu an karardı, güneşe bakıyormuş gibi oldu.
Ama arkadaşlar, yani pozitif kalmanız lazım. Tek çaresi bu, başka çaresi yok. Zaten ders anlamında bir şeyi çok fazla yapamazsın, yapmazsın bu süreçte. Yapacağın şey tekrarlarını yapıp hatırlamak, denemelerini çözmek. Bu yani, veya işte soru bankalarından veya diğer şeylerden, branşlardan vesaire soru çözmek. Yani ya soru çözmek ya da tekrar yapmak. Bu süreçte ders anlamında yapacağın şey bu. Ama bunun haricinde artık motivasyon anlamında, psikolojik anlamda kendinizi sınava hazırlamanız lazım. Çünkü sınava girdiğinde bunlar çok önemli olacak. Zaten biliyorsun yani, ders anlamında bir sıkıntın olmayacak ki, yani şunu kontrol etmek, psikolojinizi, motivasyonunuzu yüksek tutmak, bunu kontrol edebilmek size belki de 10 net kazandırıp 10 net kaybettirebilir yani şu anki halinizde, tamam mı? Şu anki haline sana artı 10 net katabilir. Belki sen şu an denemelerde 90 yapıyorsun veya 80 yapıyorsun diyelim hadi. 80 yapıyorsun, sen bu psikolojiyi kontrol edersen sınavda 90 yapabilirsin. Kontrol edemezsen 70 de yapabilirsin. Yani bu söylediğim şey sizi telaşa sürüklemesin lütfen. Stresinizi tetiklemesin lütfen. Tam aksine, tamam bu böyleymiş. Ben böyle yaparsam demek ki doğru olacak. Yani ben işte bu noktada olumlu tarafına bakmanız lazım. Benim verdiğim olumlu örneğe doğru kendinizi yöneltmeniz, oraya doğru adım atmanız lazım ki yani başka türlüsü olmaz. Böyle yapın ki başarı gelsin. Yani deyin ki kendinize, ben elimden geleni yaptım. Ben her şeyi yaptım. Tedbirimi aldım. Artık takdir Allah'tan diyeceksiniz ve artık düşünmeden sadece sınava saldıracaksınız arkadaşlar. Sınav anında da ben bunları sürekli her videoda söyleyeceğim. Sıkılan arkadaşlar, bunalan arkadaşlar olabilir. Çünkü bunları sürekli hatırlatmam lazım size. Yani başka söyleyecek bir şey yok şu noktadan sonra. Artık her şey sizin elinizde. Çünkü bu noktada da şunu yapmanızı istiyorum. Sınava doğru giderken arkadaşlar, yani şunu lütfen yapmayın. Denemelerde şu neti yaptım, bu neti yaptım. Acaba sınavda şöyle mi olur, acaba böyle mi olur? Bırakın arkadaşlar böyle evham yapmayı. Bırakın olasılıkları. Olasılık sadece matematikte bir konu olarak kalsın. Sınavda yapacağınız bir konu olarak kalsın. Bir soru olarak kalsın, tamam mı? Burada olasılıkları bırakın. Elinizden geleni yapın. Kendinizi motive edin. Dinç olun, diri olun. 2 haftamız kaldı. İnanıyorum sınava kadar bu şekilde götürürseniz sınavda yapacaksınız. Sınav anında da arkadaşlar lütfen telaşa kapılmayın. Bakın oturduğunda Türkçe, belki ilk soruyu yapamayacağım, belki ikiyi yapamayacağım, belki üçü yapamayacağım. Şunu yap. O anda dur, gözünü kapat, sakinleş, de ki sakin ol. Sakin, bunları yapan sendin, sakin ol ama gözünü kapat, tamam mı? Bunu söyledikten sonra, kendini böyle teskin ettikten sonra gözünü kapat. Bir 5-10 saniye kadar hiçbir şey düşünme. Karanlık, boşluk, uzay boşluğu, hiçbir şey düşünmüyorsun. Gözünü açıyorsun, ondan sonra zihnini böyle tazelemiş bir şekilde soruyu çözmeye devam ediyorsun. Bunu her sıkıştığında yap, tamam mı? Ve duanın önemi veya dileğin önemi veya temenninin önemi ne dersen veya işte enerji ne dersen, bu çok önemli arkadaşlar. Bu anda da yine aklınıza başlarken işte ya iyi bir dilek, işte besmele vesaire, ne artık hani neye inanıyorsan, burada benim hiçbir şekilde ayrım yaptığım yok. İnanıyorsan veya inanmıyorsan, neye, hangi güce inanıyorsan, burada başlarken bir kere ona sığın, tamam mı? Ondan bir yardım dile. Çünkü manevi güç çok önemli arkadaşlar bu süreçte. O anda da önemli. Sıkıştığın anlarda da yine aklına gelsin ama çok uzatma, 5-10 saniye kadar. Dediğim gibi zihnini yenilemek için gözünü kapatıyorsun. Ve ben artık burada uyuyacağım galiba. Çok gözümü kapatmayayım ben burada. Bugün biraz yoruldum, arka tarafı yapayım derken, buraları halledeyim derken biraz yoruldum o yüzden. Diğer videoda sağ olsun herkes hocam moralizmi bozuk, bir sıkıntı mı var diye çok düşünceli davranmış. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim yani, bir sıkıntı yok. Belki bir ara verdim, video çekmeyi unuttum. Belki yorgundum, onun etkisi. Belki uykusuzdum, onun etkisi. Herkesin bir teorisi var. Bugün de gerçekten yorgunum ama enerjik olmaya çalışıyorum. Enerjik olduğumu da düşünüyorum bu videoda yani. Hani o videodaki halim yok en azından. Evet, yani sınav anıyla ilgili de bunu söyleyeyim arkadaşlar. Buna dikkat edin yani. Telaşa kapılmayın. Yapacağınız şey yapabildiğiniz sorulardan devam etmek. Hani hocam ben nasıl bir stratejiyle ilerleyebilirim derseniz, size şunu önerebilirim. Kendi yaptığım yöntemde, uyguladığım yöntemde buydu. Ben oturdum, Türkçeden başladım, matematiğe geçtim. Bakın Türkçenin sanırım çoğunu yapmıştım. Belki bir, belki iki soru kalmıştı. Geriye bıraktım. Yani bırakın arkadaşlar, geriye bırakmaktan korkmayın. Gidip 15-20 soru da bırakma ama 3-5 soru geriye bırakmanın bir zararı yok. Aksine faydası var. Ondan sonra matematiğe geçtiğimde belki de yani 15-20 arası soru çözdüm. Diğerlerini bıraktım arkadaşlar. Ondan sonra tarih, coğrafya, vatandaşlık zaten patır 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 böyle yardırdım. Hiçbir şekilde böyle sıkıntı olmadı. Bildiğim için yaptım zaten.
Sonrasında döndüm. Ha orada da birkaç soru bırakmış olabilirim. Çünkü hani ne olur ne olmaz diye. Çünkü bazı mesela tarihte hatırlayamadığım 2 şık 3 şık arasında kaldığım sorular da oldu. Onları bıraktım. Yine 3-5 orada kalmış olabilir ama hızlı bir şekilde yaptım. Geldim. Türkçeyi hallettim. Matematiği hallettim. Gittim. Hani matematiği hallettim derken matematikini uğraştırdı beni. Gittim hemen ne yaptım? Tarihi bitirdikten sonra matematiğe döndüm. Artık yani ister yapayım ister yapmayayım şeklinde sorular kalmıştı ve bayağı da süre artırmıştım. Arkadaşlar bu şekilde giderseniz hem süre artar hem telaşa kapılmazsınız. Hem de dönüp bir daha baktığınızda o soruyu daha iyi anlayıp belki kaçırdığınız noktasını görüp daha iyi yaparsınız. Bu şekilde bunu da söyleyebilirim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz bana yorumlarda sorun. Ben seve seve cevaplarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.